Kötü bir gelecek bekliyor mu bizi gerçekten? Hayır. Bu bahsettiğimiz ana akım insanların sıkıntı çektikleri alanlar. Zaten geleceği değiştirecek olan bir avuç adamdır. O bir avuç adam her zaman olacak. Ben bir avuç adama oynuyorum. Pareto kuralı diye bir kural vardır. Pareto kuralı toplumdaki büyük değişimleri toplumun ancak %20'si faal olarak gerçekleştirir. %20 bir şeye karar verirse toplum dönüşür. Yani bu sadece toplumla ilgili değil, kainatın temel kurallarından biridir. Yani yıldızların dinamiğinde de geçer bu. Dolayısıyla o az sayıda insan her zaman olacak. Bugün avantajımız, gelecekteki avantajımız eskisine göre çeşitlilik daha fazla. Yani o %20'nin çıkabileceği çok fazla odak da var. Ha, kötüye giden çok şey de var ama onlara bakarsanız enseyi karartıp hiçbir şey yapamama şansınız var. O nedenle benim gelecek için daha optimist bir noktadayım. Ama giden kötü gidecek. Yani ve yani bilmiyorum ki söylesem mi? Şehirlerdekiler gidecek yani. Bu şehirli çocuk modeli maalesef ileride hayatta kalması çok zor. İşte bu hayatta kalma becerileri en zayıf türev. Yani gelecekte yani gelecekle ilgili negatif bir şey söylerken neyi barındırıyorsun da mesela bunu söylüyor? Bu güzel bir ya da önemli bir öngörü. Herkesin anlayacağı şey şekilde söylüyorum. Rezidansta yaşıyorsun, tamam mı? 40 katlı bir rezidansın. 35. katında jacuzzin var, her şeyin güzel. Fıstık, manzara süper, boğaz görüyorsun. Elektrik kesildi, su bitti, markette yiyecek yok. Rezidans mezar olur. Yani nasıl testiyle su mu taşıyacaksın 40. kata? Elektrik yok, asansör de çalışmıyor. Özelleştikçe, kendi konforun içerisine gömüldükçe tabiat bir tokat attığında ilk başta tokattan işte boynu kırılacak olanlar maalesef kırılgan ve suni bir yaşam inşa edenler olacak. Aynı şey bugün mesela eğitimde dijital teknolojiye gittikçe daha bağımlıyız. Artık Google hafızamızın uzantısı. Şimdi sen bana bir şey sor, ben burada lafı dolandırayım. İki dakika şurada bir tuvalete gideyim, cep telefonundan Google'a sorayım, gelince sana bilgiçlik taslayabiliyorum. Yani orada o bilgi var. Ama denizin altından geçen 3 kablo hattıyla internete bağlıyız. Bir şey oldu, koparttık kabloları. Ne yapacaksın? Ben nasıl ders hazırlayacağımı bilmiyorum mesela. Şimdi internet olmadan ne yapacağım ben? Ben bile alışkanlığımı kaybetmek istiyorum. Tamam, ceptekilerden biraz anlatırız ama yeniler ne yapsın? Dolayısıyla o bilgiye, dijital bilgiye aşırı bağlılık, insan ürününe aşırı bağlılık bir konfor oluştururken bir zayıflık yaratıyor. Her şeyde aynı durum var. Ya beslenmede aynı durum var, sosyal ilişkilerde aynı durum var, ulaşımda aynı durum var. Peki böyle bir mesela yani mesela artık doğaya hükmetme becerimiz belli bir standardın üzerine vardı yani. Sence o kadar ilkel geriye döner miyiz artık? Var mı böyle bir olasılık? Yani bilinmez şimdi gelecek şartları... Çünkü bu bir soru aslında. Çok özür dilerim. Hani şöyle bir soru ya yani belki de artık dünya bu dünya. Yani öyle. Yani hani bunu bu gerçeklikle kabul edip hani şeyle tartışmamak. Yani ya öyle olursaydın yani geçmişiyle tartışma. Artık dünya bu dünya. Artık dünya içinde Google'u da olduğu, artık elektriğin hep olduğu. Yani belki de işte bundan 20 sene sonra bununla ilgili çalışmalar var. Bu duvarlar güneş enerjisiyle, ışıkla elektrik üretebiliyor olacak. Yani hani belki de hani dünya böyle bir yere doğru evriliyor. O kadar ucuz ve hızlı kazanımı olan yeşil, çevreci bir sistem kurana kadar birçok ara aşamadan geçeceğiz. Ben şimdi mesela böyle söylüyorum ama benim arkadaşlarım arasından işte malını mülkünü satıp dağda efendim şeye yerleşen, taş eve yerleşen, orada efendim kendi tarımını yapmaya çalışanlar var. Çoğu bipolar çıkıyor bunların zaten hani zihinsel bir problemden dolayı bunu yapıyorlar. Normal adamlar değiller hani alınmasınlar şimdi burada kendini biliyorlar ama... O sistem mantıklı değil. Yani bu devirde ben çıktım doğaya gittim. Ama yani normal bir apartman, rezidans, şehir hayatı içerisinde de doğru yaşamanın yolları var. Kullandığınız teknoloji size araç mı? Sizi mi araç olarak kullanıyor? Bunu belirleyebilme imkanı var. Bunun için de elimizdeki malzemenin ne olduğunu bilmek lazım. Hep uyarmaya çalıştığım şey, insanı tanımadan teknoloji üretirsen ve kullanırsan teknoloji seni mala dönüştürür, bir piyona dönüştürür, bir araca dönüştürür. Şu anda onu yaşıyoruz. Daha ileride belki aklımız başımıza gelecek, daha güzel bir şey yapacağız ama sorunum şu. İşte bu Mustafa Cüngül Işıktepe'yi yazarken mesela, onunla çatıştığımız yerde, genellikle anlaşmazlığa düştüğümüz yerde orasıydı. Hep teknolojinin ucuzlayacağı, işte devamlı çeşitliğin artacağı, yeni inovasyonların tahmin edilemez bir derecede artacağı falan bir gelecek düşünüyoruz. Elektrik giderse ne olacak? Güneş sönerse ne olacak? Şey bitti, fotosentez yapan organizmalara bir virüs sardı. Fotosentez yoksa dünyada yemek yok. İstediğin kadar dijitalin bilgisayarın olsun, bir ekmek yapamazsın. Yani buğdaydan çıkan karbonhidrat olmadan hayatta kalmak mümkün değil.
Dolayısıyla bu büyük zinciri görmeden dijital teknolojiyi tek çıkışımızmış gibi görmek tuhaf, total bir şeye ihtiyacımız var. Mesela yırtınarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama zor oluyor biraz çünkü herkes kendi şey matriksine, tabii kendi matriksimizde yaşıyoruz. Ben bile kendimi kaptırıyorum. Cep telefonunu bulamayınca nomofobi diye bir şey oluyor, insanlar fobiye giriyorlar. Bana da başladı yani, şimdi ölecek gibiyim. Buyurun efendim. Hocam bir soru geldi. Şehirdekiler yok olacak dedik ya. Öyle demedim. Soru geldi. Olabilir. Sinan Hoca cuma günü saat 5.30'da metrobüse bindi mi hiç iş çıkışı diye bir soru geldi. Bak çok güzel. Cuma günü saat 5.30'da metrobüse bindik. Hakikaten survival skill diye buna diyoruz işte. Hayatta kalma davranışı bu. Yani Allah vermiyor. Ben bir kere Beylikdüzü'nde metrobüste gittim. Hakikaten Plüton'u geçtikten sonra solda. Gerçekten gidilmiyor. 4.5 saat sürdü. Yani deniz yoluyla geçeyim, İstanbul'u gezeyim falan diye romantik niyetlerle başlayan bir şey. Bir süre sonra gerçekten Madagaskar'da yamyamların elinden kaçma macerasına dönüşebiliyor. Çok zor çünkü anlamsız. Mesela Beylikdüzü İstanbul'a neden dahil? Bunun rasyonel açıklamasını yapabilecek bir insan bilmiyorum ben. Çünkü orası Ankara'da, Kızılcahamam mesela başka bir yer. Yani Kızılcahamam'a gidiyoruz biz Ankara'da, orası başka bir şehir. Yani ama orası Beylikdüzü'nün daha ileride bir kentin bir ucuymuş gibi davranıyoruz değil mi? Yani hani herhangi bir semte gidiyormuşsunuz gibi. Ya da Beylikdüzü İstanbul'sa benim İstanbul'da ne işim var? Ben ta öbür kıtada bir başka şeydeyim. Dolayısıyla bu yönetsel kısım, bir de Türkiye'deki gariplik senin de dikkatini çekiyordur yani. Güneydoğu nüfusunun tamam burada yaşıyor. Bu kadarcık bir boğazın içinde yaşıyoruz. Yani bütün Türkiye'yi buraya yığmışlar. Terazi olsak devrilmiştik şimdiye. Ki devrilmiş durumdayız. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan insanın en büyük sorunu, ki TÜBİTAK'taki ekiple bak konuştuk. Allah korusun bugün bir deprem olsa, ki galiba dün gece sallanmış, ben uyuyordum duymadım. Bugün büyük bir deprem olsa İstanbul'da depremin öldürdüğünden kat kat fazla adam İstanbul'dan çıkamadığı için ölecek. Ya da İstanbul'a yardım gelemediği için ölecek. Çünkü doğal değil. İşte o yüzden şehirli adam tehlike altında. İşlerin tıkır tıkır gittiği ütopik amyant elbiseli ay üstünde yaşayan uzaylı senaryoları güzel. Ama bak uzay 1999'un geçtiği zaman geçeli 19 sene oldu. Yani 19 sene öncesine dair yazılmış bilim kurgu izliyorduk biz. Nerede ay üstü? Hani Maya? Nerede Kaptan König? Yok öyle bir şey. Ya sana itiraz edesin var da konuyla. Et ya et. Zaten bu, en çok itiraz edilen bu. Doğru. Ben de itirazlardan çok şey öğreniyorum. Et de öğreneyim. Hadi başka bir soru sorayım. Yani hani konuyu sıkıştırmayayım şeyde. Bu kitap kaç sattı? Bu kitabı görüyor musunuz kameralarda herhangi birisi? 50 bini geçtik, dur ya sarışınla beraber. Kaç sattı? 50 bini geçtik galiba. Yani şu anda tam rakamını bilmiyorum ama bayağı çok ilgi var sağ olsunlar. Niye bilmiyorum. Türk bir bilim insanı olarak en çok satan bilim kitabı sen evet, satın. Evet, telif, yani bilim kitabı kategorisine giren, ki tam olarak aslında öyle değil. Belki kategorisinden dolayı bir avantajı var. Bilim kitabı kategorisine giren bir işte Türkiye'de bir bilim insanının yazdığı kitaplar arasında. Niye bu kadar çok okudular bunu? Yani hani şeyi ne? Öyle bir popüler şey de olmadı arka tarafında. Yani duygusal magazinel bir hikaye. Arabesk cevabını şöyle vereyim. Haber, standart bir Anadolu çocuğu olarak hissettiğim bütün dertleri bu kitaba yazdım. Gerçekten bu işin hani jargonsal söylemde gerçekten hakikat payı var. Yani ben Anadolu'da yetiştim. Ankara, Bozkır'ın göbeği, bürokrasinin beşiği, dünyada dışarı bürokrasi... Ankara'yı seviyor galiba. Hayır, ihraç eden bir yer. Biz sevmiyoruz da genel olarak. Bürokrasi diyorum, nesini seveyim? Yani şu anda Ankara'ya gidince içim daralıyor. Öyle bir yerde insanın varoluşsal sorunlarını yaşaması, İstanbul gibi, antik Roma gibi ya da işte Osmanlı zamandaki İstanbul o ilim halkalarındaki gibi olmuyor. Bizim oradaki sancılar biraz daha farklı. Ve ortalama Türk insanının yaşadığı şeylere sanıyorum daha rahat temas etme imkanı buluyorum. Anadolu'da geliştirdiğim dil nedeniyle. Ankaralıyı anlattır gibi anlat diye bir şey var. Yani biliyor musun onu? Yok, bilmiyordum. Ankaralıyı anlatmak. Daha böyle bürokratik, daha algoritmik, daha sakin sakin. Daha böyle üç farklı açıdan falan. Şimdi yani bir Ankara'nın rutinini bozmak zordur. 70'li yıllarda bir protesto gösterisi var bak Ankara'da. Bu bir arkadaşımız kitabında yazıyordu. Mevzunun belli değil ama meclistekilere kızmışlar, dalacaklar yani. Ankara'yı bilenler bilir, o Genelkurmay'ın falan olduğu çok stratejik bir kavşak yani orası. O yüzden sürekli polis kontrolü falan vardı. Polis aşağıdan haber alıyor milletin geldiğini, barikat kuruyorlar şeyin önüne, meclisin önüne. Bunlar meclis kavşağına doğru geliyorlar, tam karşıya geçecekler, kırmızı yanıyor. Hepsi duruyor, bekliyor, yeşil yanıyor ve karşıya geçiyorlar. Polis şefi diyor ki dağıtın barikatı, gerek yok. Bunlar zaten kırmızıda duruyor diye.
Ankara'nın böyle bir havası vardır. Yani höt dedim bir dururuz, bir işte orada trafik sıkışıklığı dedikleri şey 3 dakika sürer, onu dert ederler böyle. Ankara hoş bir yer hala, işte trafiğin arttığını falan söylediler ama İstanbul'u bilmedikleri için öyle oluyor. Dolayısıyla şimdi bu Ankara kafasıyla yetiştiğiniz zaman meselelere yaklaşım tarzınız belki biraz değişiyor. Şu anda birçok işte benim televizyon programımı, işte konuşmamı falan izleyen insan diyor ki hocam sesin geliyor kitabı okurken, yani anlatıyormuşsun gibi oluyor falan. Çünkü öyle yazdım ben, anlatma üzerine öğrendim dedim ya bunları daha önce, anlatırken öğrendiğim şeyler. Dolayısıyla öyle hiç jargona margona saplanmadan mevzunun özünü anlatma niyetiyle, hiç öyle işte bilimsel dil, felsefi dil falan kullanmadan kendi derdim üzerinden anlattığım için herhalde insanların hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Ben de şöyle bir şey oluyor, arada bir kitapları açıp bakıyorum, hani psikopat demezseniz kendi kitaplarımı okurum. Vay be, enteresan yazmışım falan oluyorum yani arada bir. O his de güzel bir şey. Niye televizyonda bu dilde konuşmuyorsun? Yani şimdi milyonlar bizi izliyor şu anda falan. Eşim de izliyor. Öyle bir şeyim yok da ya, biraz bir empati rahatsızlığı var. Mesela şu, ben canlı konser izleyemem. Çok profesyonel bir grup olmadıktan sonra orada rahat edemiyorum. Mesela amatör gruplar falan çıkıyor ya. Gitarist bir hata yaparsa ben o gece uyuyamıyorum mesela, böyle bir tansiyonum çıkıyor, suratımı al basıyor. Onlar yerine ben strese giriyorum. Böyle bir rahatsızlık var. Aşırı Dream Theater tabii ki. Yani metalci sound olsun. Onda bir değişiklik yok. Bunu şunun için söyledim. Yani mesela televizyona çıktığımda İşte karşımda atıyorum, İşte bir kanaldayız, birisi bana sorular soruyor. Şimdi ben orada bir laf edeceğim, gideceğim. Ama sonra işini kaybetme riski var onun. Ne bileyim, o programın formatıyla ilgili bazı söylediğim şeyler çok sert olabilir. Benim de aklıma binlerce şey geçiyor. O yüzden orada biraz daha efendiyiz. Ama mesela benim işte, sen biliyorsun YouTube videolarını falan. Orada olduğumuz gibi coşabiliyoruz. Orada biraz daha rahat. Sen de arada biliyorum, biliyorum. Hani coşsana falan diye. Bu galiba aşırı empati işinden oluyor onlar. İşte yani mesela Pelin'in programında, Pelin Çift'in programında, Pelin Çift'in ne sorarsa orada kalmaya gayret ediyorum. Bir başkasında... Bir de senin için cinsiyetçi diyorlar. Ne diyorsun? Cinsiyetçi. O ne, çekirdekçi gibi. Kadın erkek ayrımı yapıyormuşsun. Öyle dedikodular var. Kadın erkek ayrımını ben yapmıyorum. Allah yapmış zaten. Ya o şey güzel bir şey. Öyle demeleri güzel. En azından birileri merak edip benim ne dediğimi dinliyor. Yahu adam bir adım geri atsana konuyla alakalı. Olmaz. Yani kadın erkek farklı. Yani bunu yapacak bir şey yok. Yani net olarak böyle bir şey var. Kadında versiyon 2.0. Erkek taslak, kadın gelişmiş versiyonu. Ben sürekli bunu anlatırım. Ama şöyle bir şey var. Demin dedim ya işte metrobüs falan muhabbeti konuşuyorduk. Orada şehirde yaşayanlar su sıkıntı altında demiştim, doğada hayatta kalamaz diye. Şimdi şehir aynı zamanda bizim bir kültürümüzle de kaplı. Bizim kültürel bazı kabullerimiz var. Mesela bunun içerisinde de sosyal ya da toplumsal cinsiyet dediğimiz bir algı var. Kadın erkek eşit olacak diye hani manyakça bir mottomuz var. Nereden geldiğini ben bilmiyorum. Yani niye eşit olsun? Bir kere ya üreme organları farklı bunların. Yani vücutlarının duruşu farklı. Mesela kadınlar suda efendim farklı yüzme özelliği sergiliyor erkeklere göre, çünkü vücuttaki yağ oranı farklı falan filan gibi, yani tabiattan gelen bir fiziksel farkın olduğu bir yerde illaki bir fark var. Ya bir de hani hadsizlik diyeceğim, şöyle bir hadsizlik var. Bir adam var karşınızda, beyinle ilgili yıllardır yazıyor, çiziyor, çalışma yapıyor ve anlatıyor. Sadece beyinden bahsediyor bak anlatırken. Oradan zibidinin biri çıkıyor, diyor ki böyle profesör mü olur? Şimdi bunu söylenebildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bir sor güzel kardeşim, ne anlatıyorsun sen? Bir 30-40 saniyelik bir şey takmış oradan. Teşekkür ediyorum kendine netice itibariyle. Çok güzel anlatma vesilesi oluyor. Bu fark anlaşılmazsa kadına şiddettir, cinsiyet eşitsizliğidir. Feminizmdir, şudur budur. Bu konularda yaşadığımız sorunlar artarak devam edecek. Farkı anlamak, kadını erkeği hayatta ayırmak ya da alt üst ilişkisine koymak değil. Her şeyi hakkını vermek için bilmemiz gereken bir şey. Biyolojik ayarlar hepimizin birinci derdidir.
bugünü tuvalete gitmeden geçirsinler itiraz edenler. Hepimiz tuvalete gitmek zorundayız. Peki yani ama yani bu konuyla alakalı hani çok belirgin bir hassasiyet hikayesi de var ya yani hani bunu anlamaya yönelik değil durum. Bu konuda hassas olmaya yönelik. Bunu biraz yarı yarıya da haklı buluyorum bu arada. Böyle hassasiyetler olmasa farkındalıklar oluşmayacak. Yani birilerinin bu konuda duyarlılığını çok yükseltmesi de gerekiyor. Bu mesela söylediğin hala bu farkın olduğunu söyleme biraz anlaşılmasını zorlaştırıyor mu? Yani genel anladığımız şeyde de öyle bir şey oluyor gibi. İtiraz benim veli nimetim. Çok iyi bir şey. İtiraz olursa cevabını veriyorsun. Adam karalama olmadıktan sonra karşındakinin yaptığı harika bir şey. Mesela bir insan anlamak için soru sorabilir. Anlattığın ters gelir, itiraz edebilir. Bunlar süper şeyler. Ben çıkarım, ya işim çünkü bu. Onlar olmasa benim ne işim var? Her söylediğime ha hoca haklı derlerse hani ben hakikaten başka bir türlü hoca olurum yani. O üniversite hocası olmam. Dolayısıyla o gerekli. Bu olayların, bu arada şey de var. Yani ben sonuçta bilimsel bilgiden ağırlıklı olarak konuşuyorum. Değişen bir şey o. Yarın bir gün başka bir şey çıkar, başka bir şey olur. Ama hayatta gördüğümüzde bilimsel bilgiyi birleştirdiğinde pek değişmeyecek bazı doneler elde ediyorsun. Onları anlatmaya çalışıyorum ve bu beceri insanlara vermeye çalışıyorum ben. Benim dediğimi dinlemesinler, bana inanmasınlar, gitsinler, baksınlar. İnternet var ya, her türlü bilgiye herkes ulaşabiliyor neticede. Ya en azından ya bir Twitter'da mention at da sor kardeşim bunun kaynağı nedir? Yani sen ne konuşuyorsun? İşte nerede bulabiliriz bunu? Ben de herhangi bir ders kitabına referans vereyim, gitsin oradan baksın gibi. Bu tartışmalar faydalı ama bizde şöyle bir şey var. Mevziyi müdafaa adına yapılan anlamsız çıkışlar. Yani mesela ben orada bir şey anlatıyorum, onun derdi başka. Bir başka nedenle bende bir arıza hissettiği için buradan girmeler falan. Yani bu da zevkli. Dolayısıyla böyle bir vasat olmasa bizim gibi adamlara ne ihtiyaç var yani? Yani biz de işlev yapabilmemiz için böyle bir ortam olacak. Delisi olacak, akıllısı olacak, hafif bir bipolar olacak. Vasatı olacak. Vasatı olacak, her şey olacak ki çeşitlilikten biz de istifade edelim. Vasat kelimesi bu arada ne tuhaf. Mesela sıradan diye kullanınca hakaret gibi değil ama vasat diye kullanınca hakaret gibi oluyor. Evet. Tınısı. Vasat aslında şey, vasat, vasıta, aynı kötü arada olan, aracılık eden vesaire gibi birçok terimleri de var. Aslında vasat şöyle bir şey, bir ortamın genel anlamı, istatistiksel ortalama demek aynı zamanda. Ama tabii keşke ya bir arada onu, bak onların muhabbetini etsek. Bazı kelimeler var, dibine girdiğin zaman uçurur adamı. Yani o kelimenin sana kullandığında öğrettiği şeyi fark edersin. Bir dil bilimci de sohbete evet, katıp evet. Yani hani öyle bir şeyi, bir üçlemeyi katıp azıcık birazcık kelimelerden ne anlıyoruz, anlamak ne, niye anlıyoruz falan üzerine azıcık çalışsak çok eğlenceli olur gerçekten. Etimoloji yani kelime kökeni kendi kendine beyin ameliyatı yapmakla eşdeğerdir. Yani kendi kendine beyin ameliyatı yapabilirsin ama bunu bilgisizce yaparsan devreleri koparırsın. Ama bilerek, araştırarak... Ya da bir bölüm açıkta kalabilir, tabii, rüzgar alabilir. Tabii. Yanına bir beyin cerrahı oturtup mesela yaparsan muhteşem bir şey olur. Dolayısıyla o kelimeler ve kavramlar üzerine düşünmek lazım. Bizim üzerine kavga ettiğimiz şey, demin sorduğun cinsiyetçilik meselesinde de. Ben bir şey diyorum, düşündüğümü diyebildiğimi zannediyorum. Karşıdakinin dediğimi duyduğunu sanıyorum. Onun duyduğunu anladığını sanıyorum. O bana bir cevap veriyor. O cevabını söylerken anladığını sanıyor. Bana bir şey anlattığını sanıyor. Ben ondan bir şey O kadar çok safhası var ki iletişimde bu işin. Dolayısıyla kelimelerin kökenlerini, anlamlarını taşıdığı terimleri bilmedin mi? Bu tip şeyler çok doğal. Hem de eğlendirici, öğretici. Dönüp işte köklere bakıyoruz. Oh diyoruz, demek ki bu kelimenin anlamı buymuş. Bir örnek vereyim. Birkaç gün önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hoca bir konuşma yaptı. Başarı dedi, en büyük problemimiz artık not alma oldu başarı dedi okulda mesela. Halbuki başarı yerine muvaffakiyeti koysak biz dedi. Şimdi tabi bazısı gerildi toplantıda. Ne muvaffakiyet ne? Yani ne bu? Muvaffakiyet, vukufiyet, vakıf olma sözünden geliyor. Bir şeye sahip olma, onu alma ve beraberinde götürme. Şimdi başarı, tıs. Yani başarıda böyle bir telmih yok. Muvaffak olabilmen için ona vakıf olman lazım. Onu artık kendinde içselleştirip bir beceriye dönüştürmen lazım. Eğer biz muvaffakiyet ölçeceksek başarıyı ölçtüğümüz yöntemle bunu ölçemeyiz. 5 seçenekli test muvaffakiyet ölçmez. Bak bütün sistemi değiştirmek zorunda kaldın bir kelimenin etimolojisine bakarak. Çok tatlı bir şey. O yüzden kelimelerle barışmadan düşünceyle barışamayacağız. Ben de provokasyon yapıyorum işte arada bir çıkıp kadınlar pilav yaparken problem yaşıyor dedim miydi ülke ayaklanıyor bir anda. Bir dakika pilavı biz yapıyoruz doğru. Yani ben de hep kadınların yaptığı pilav yiyorum harika çok güzel. Ama ya orada anlatılmak istenen tamamen farklı bir mesele var. Anlatacağız. Adım adım. Adım adım. Bu arada pilav örneği kötü olmuş hakikaten. Yani hakikaten kötü olmuş.
Yani daha başka bir şey de anlasam bu kadar tepki almayacak. Abi canım ya, pilav yerine sushi deseydin bu olmazdı. Yani pilavın kültürdeki ağırlığını unutmuşum. Bu itiraf güzel bir itiraf. Bak öğrendim, aldım, devam ediyorum. Bundan sonra pilav demeyeceğim. Sushi üzerinden devam edeceğim. Onda da pilav var çünkü, ama o iyice kıvamı kaçması gereken bir pilav.